AK Parti yerel seçimlerin ardından teşkilatlarda başlattığı değişim süreciyle birlikte yenilenme adımlarını kararlılıkla sürdürüyor. Yeni atanan il başkanları teşkilatlarıyla birlikte çalışmalarını hız kesmeden devam ediyor. Bu değişikliklerle AK Parti halkın beklentilerine daha hızlı ve etkili bir şekilde yanıt vermeye amaçlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen bu yenilenme süreci partinin gelecekteki stratejilerini de şekillendirecek. <laughs> 31 Mart yerel seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan milletimizin başta değişim ve inlenme talebi olmak üzere sandık sonuçlarıyla bize ulaştırdığı beklentinin farkındayız sözleriyle değişim mesajı vermişti. Cumhurbaşkanı değişimin kırmadan dökmeden olacağının altını çizmişti. AK Parti MYK'sı değişim ana gündemiyle toplandı. Toplantıda ikisi büyükşehir olmak üzere 5 il başkanının değişmesi söz konusu masaya yatırıldı. Zirvenin ardından AK Parti'de il başkanları için değişiklik kararı alındı. 7 ilde il başkanları değişti o iller Zonguldak, Kastamonu, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Erzincan, Afyon, Karahisar olarak sıralandı. Bir, 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 bir. Ak Parti yerel seçimlerin ardından teşkilatlarda başlayan değişim süreciyle birlikte yenilenme adımlarını atmaya devam ediyor. Yeni atanan il başkanları teşkilatlarıyla birlikte çalışmalarına hız kesmeden devam edecek. Bu değişimlerle birlikte Ak Parti halkın beklentilerine daha hızlı ve etkili bir şekilde cevap vermeyi hedefliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğindeki bu yenilenme süreci partinin gelecekteki stratejilerini de şekillendirecek. Bakan ya, yani, gel gelecek.